Susa Cami Katliamı'nın yıl dönümü olarak bu sene 28. senesini yaşıyoruz, geride bırakıyoruz. Susa Cami Katliamı bizim bölgede büyük bir yara olarak tarihe geçti. İnsanlar camideyken, namazdayken, ibadet halindeyken onlar katledildi ve özellikle camilerin kapılarının kapanması konusunda Müslüman insanlara baskıları vardı ve Müslümanlar da camiler kapanmasın, kapıları kapanmasın diye Susa'daki gençler camiye düzenli bir şekilde gidiyorlardı ve ibadetlerinden, camilerinden geri kalmıyorlardı. Yaz ayıydı, yazın sıcağı, Haziran sıcağıydı ve bütün köylerde olduğu gibi köylüler, Susa köyündeki köylüler de özellikle camide şehit olmuş olan insanlar gündüzün tarlalarında yaz sıcağı güneşi altında çalışıp akşama kadar tarlada çalışıp didiniyorlardı, gayret gösteriyorlardı. Yaşaları için gayret gösteriyorlardı. Akşam eve gelince camilerini ihmal etmiyorlardı. Belki onlar o yorgunluk üzerine onların emsali olan diğer köylüler gidip istirahate çekilirlerken onlar camiye gidiyor ve ibadetlerini yapıyorlar. Sadece cemaatle namaz kılma ve vakit namazları değil, aynı zamanda akşam namazından yatsı namazına kadar camide kalıp camiden bir şekilde istifade ediyorlardı ve orada ilim tahsil ediyorlardı. İslami sohbetlere kulak veriyorlardı. Bu insanlar hazmedemediler. Camileri kapatma adına onları camiyi bastılar, onları şehit ettiler ve şehit etmeleri neticesinde de bir bütün olarak ailelerini yok etmek için de ayrıca bu hadise üzerine yakalanmış ve ceza almış, şu anda cezaevinde olan şahsın ifadesine binaen bütün bu insanların, camiye giden insanların evlerini de benzin döküp yakmak suretiyle orada ne kadar insanlar varsa hepsi ölsün diye bir vahşete imza atacaklardı. Allah-u Teala onları bu konuda müyesser kılmadı. Sadece camideki o Müslümanları şehit ettikten sonra paniklediler ve o benzin bidonlarını geride bırakıp kaçtılar. Ve böylece çok daha büyük bir facianın kenarından dönüldü. Bugünü yani ayın 25'ini 26'sına bağlayan gecede bu hadise gerçekleşti. Ve çok şükür Allah-u Teala nasip etti. Şöyle bir çalışma yaptım onlarla ilgili. Yani o vakayı gören, o hadiseyi, o olayı gören, bir şekilde ailesinden insanları kaybeden analarla, bacılarla, çocuklarla görüştük. Onlar o esnada camiye düzenlenen o saldırıdan sonra, o katliamdan sonra oraya nasıl gittiler, ne zaman gittiler, orayı nasıl gördüler? Bütün bunları onların dilinden, o geceyi onların dilinden bizzatihi dinledik ve buraya yazdık. Bu çok ayrıntılı bir şekilde Susa hadisesini bu kitaba çok şükür nasip oldu, yazdık. Ve özellikle de 10 tane şehidimizin, cami şehidi olan arkadaşlarımızın da hayattayken vermiş oldukları İslami mücadeleyle birlikte onların ahlakları, İslami ahlakları ve tebliğ çalışmaları neyse ve onların şahsi özellikleri neyse hepsini buraya bir biyografi türünden şehitlerin de hayat hikayelerini buraya yazdık. İnşallah
istifade edilecek diye düşünüyoruz.